Bebekler dünyaya nasıl gelir? Dünyaya nasıl geldiğini sorgulayan küçük çocukları bilirsiniz. Ebeveynler genellikle bebekleri leyleklerin getirdiğini söylerler. Bu çocuklar büyüdükçe gerçeğin böyle olmadığını anlarlar. Okuldaki fen bilimleri dersinde de gerçeğin ne olduğunu öğrenirler. Evet, soru şu. Bebekler dünyaya nasıl gelir? Herkesin cevabının hazır olduğuna eminim. Erkek ve kadın üreme hücrelerinin birleşmesiyle, değil mi? Peki bu süreç nasıl işliyor? Bu videoda cinsel ilişkinin kendisinden başlayarak bu birleşmeye kadar olan süreci sizlere anlatmaya çalışacağım. Bildiğimiz üzere bizler trilyonlarca hücrenin oluşturduğu bir organizmayız. Bütün hücrelerimizde aynı dizilime sahip 46 tane kromozomdan oluşan DNA var. Ancak bazı hücrelerimizde bu kromozom sayısı 23. Bu hücreleri üreme hücreleri olarak adlandırıyoruz. 46 kromozomlu olanları ise vücut hücreleri olarak. 23 kromozomlu erkek üreme hücresine sperm, 23 kromozomlu kadın üreme hücresine ise yumurta adını veriyoruz. Bu hücreleri daha yakından tanıyacak olursak, sperm, baş, boyun ve kuyruk olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Kuyruk kısmı spermin hareketinden sorumlu. Bu kısım hareket ettiğinde sperm ileriye doğru gitmeye başlıyor. Ancak bildiğimiz üzere hareket için enerji gerekir. Hücrelerin temel enerji kaynağı olan ATP ise boyun bölgesinde yerleşmiş olan çok sayıda mitokondriden sağlanır. Baş bölgesinde ise genetik materyal olan DNA bulunur. Bu DNA 23 kromozomdan oluşan bir yapıdadır. Ayrıca baş bölgesinde akrozom adı verilen bir yapı daha bulunur. Bu yapının görevini az sonra şekil üzerinde anlatacağım. Yumurta hücresi küresel bir yapıda ve sperme kıyasla oldukça büyüktür. Sitoplazmasında çekirdek içinde genetik materyal olarak DNA taşır. Bu da aynı spermdeki gibi 23 kromozomdan oluşmaktadır. Dış kısmında hücre zarının etrafını da saran kalın bir tabaka bulunur. Bu tabakanın adı zona pellucidadır. Bu kalın zar ileride de bahsedeceğimiz döllenme yarışında spermlerin aşması gereken engellerden birisi. Buraya kadar olan kısımda Latince isimlendirmeler haricindeki diğer şeyleri zaten daha önceden bildiğinizi düşünüyorum. Şimdi bilmediğinizi düşündüğüm daha detaylı kısma geçiyoruz. İlk olarak kadın genital sistemini tanıyalım. Normalde kadın genital sistemi bu şekilde görünüyor. Ancak ben anlatımın daha anlaşılır olması açısından kendi çizdiğim şekli kullanacağım. Sırasıyla tanıyacak olursak, yumurtaların üretildiği yumurtalık, olgunlaşan yumurtayı yakalayan fimbriyalar, bu yapı fallop tüpünün uzantısı olarak da adlandırılıyor. Bu uzantılar, yumurtalık üzerinde olgunlaşan ve dışarıya atılan yumurta hücresini yakalamakla görevlidir. Fallop tüpü adı verilen yapı ise yumurtanın rahim içine ilerlemesinde rol oynayan bir yol diyebiliriz. Bu tüp kas yapıdadır ve ritmik kasılmayla birlikte yumurtanın rahim içine itilmesini sağlar. Rahim ise döllenen yumurtanın gelişerek 9 ay sonunda doğacak olan bebek haline geleceği ortamı sağlar. Anne karnında 9 ay boyunca burada kalırız. Biraz aşağıda rahim ve vajinayı ayıran bir yapı olarak rahim ağzını görüyoruz. Burasının Latince adı cervix'tir. Burası çok önemli bir yapıdır. Birazdan buraya tekrar değineceğim. Rahim ağzını geçtikten sonra da vajina geliyor. Burası kadının ilişki sırasında kullandığı genital bölümdür. Erkek genital sistemine bakacak olursak burayı çok yüzeysel anlatacağım. Testis dediğimiz yapı sperm üretiminden sorumlu bir yapıdır. Burada üretilen spermler gelişip son halini aldıktan sonra vas deferens adı verilen sperm kalanına doğru ilerleyip orada depolanırlar. Penis ise içinde üretra adında bir kanal barındıran erkek cinsel organıdır. Cinsel birleşme sırasında penis ile vajina temas eder ve erkeğin spermleri boşalma sonucunda vajinanın içine dökülür.
Sağlıklı bir erkek bir seferde 39 milyondan fazla spermi bu şekilde ortama bırakır. Buraya dökülen spermler 6 güne kadar hayatta kalabilirler. Bu 39 milyon spermden yalnızca %1'i rahim ağzını geçip rahim boşluğuna girebilir. Burası bebek oluşumu için spermlerin geçmesi gereken ilk engeldir. Yani ilk engel rahim ağzından geçebilmektir. Rahim boşluğu içerisine giren spermler, fallop tüpünde bulunan yumurtanın salgıladığı bir hormonu takip ederek ona doğru ilerlemeye başlarlar. Sperm ve yumurtanın kaynaşması genellikle fallop tüplerinin içinde ampulle adı verilen bölgede olur. Bu bölgede olan kaynaşmaya biraz daha yakından bakalım. Ne demiştik? Zona pellucida adında bir kalın tabaka vardı. Spermler bu tabakayı aşmak için baş kısmında bulunan akrozomdan enzimler salgılarlar. Bu enzimler bu kalın tabakayı eritmeye başlar. Arada eriyecek tabaka kalmadığında ise sperm ile yumurtanın hücre zarları temas eder. Tam bu esnada hızlı bir tepkime olan kabuk tepkimesi gerçekleşir. Bu tepkime sayesinde diğer spermlerin hücre zarına temas etmesi engellenir. Dolayısıyla yumurta bir tek sperm tarafından döllenmiş olur. Sperm, kaynaşan hücre zarından genetik materyalini yumurtanın içine doğru gönderir. 23 kromozomlu sperm DNA'sı ile 23 kromozomlu yumurta DNA'sı birleşerek 46 kromozomlu bir zigot oluşturur. Ardından oluşan bu 46 kromozomlu zigot bölünerek hücre sayısını artırırken rahmin iç kısımlarına doğru ilerler ve orada rahim duvarına tutunur. 9 ay boyunca gelişimini burada tamamlayarak bebek halini alır. Bir sonraki videoda burada anlattığımız fizyolojik olayları engelleyerek nasıl doğum kontrolü sağlandığından bahsedeceğim. Videoyu kaçırmamak için abone olabilirsiniz.